herkesin her yerde başına gelebilir. Sosyal medyada hakaret içeren kötü yorumlar. Kocaman, iri böyle uzun. Evde, okulda, internette, serviste. Hayatımızda ciddi bir problem oluştu. Aileme anlattım. Konuşarak bu işi halletmeye çalıştık. Aslında hepimizin küçüklüğümüzde bir şekilde maruz kaldığı ya da maruz bıraktığı bir konu. Merhaba, ben Uras Benlioğlu. 1.71 boyundayım. İlkokuldaki halimi düşünün. İyice küçük. Ben çok zayıf bir çocuk olduğum için benimle leylek diye alay ediyorlardı. Bize bir zorbalık yapıyorlardı. Burada oynayamazsınız, burada bisiklet süremezsiniz diye. İtiraf edeceğim, ben de gerçekten ilkokul ve ortaokul hayatımı insanlara zorbalık yaparak geçirdim. Evet, ben de zorbalık yaptım. Gerçekten kilom yüzünden çok fazla dalga geçiliyordu. Bizde ufak tefeyiz tabii, sataşıp duruyor. Korktum öğretmenime anlattığım zaman acaba ortalık daha kötü bir hale gelir mi diye. Yani size güzel geliyor olabilir ama karşı tarafı da düşünün yani. Yani size de zorbalık yapıldığını veya da bir arkadaşınıza zorbalık yapıldığını gördüğünüz anda mutlaka bir büyüğünüze olayı anlatın. Keşke o zaman biri beni öğretmene şikayet etseydi ve ben bundan birazcık korksaydım. Hiç kimseye hakaret etmemek ve insanlara zarar vermemek gerekiyor. Sizin elinize bir şey geçmiyor yani, size madalya falan takmıyorlar yani. Zorbalık insanı mutlu etmiyor ya. Sadece yalnız kalıyorsunuz. Sevin, sevilin, iyi olun, zorba olmayın, kanka olun. Zorba olma, kanka ol. Zorba olma, kanka ol. Zorba olma, kanka ol. Zorba olma, kanka ol. Zorba olma, kanka ol.